Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Değerli dostlarım, arkadaşlarım. Sultanlarım benim. Bizleri sorarsanız arkadaşlar. Bizler çok şükürler olsun. İyiyiz. Bugün benim misafirim var. Oturduk. Kim var diye tabii ki soracaksınız. Bugün eltim demeyeyim de kızım diyeyim artık. Kızlarımdan da küçük. En küçük kayınım var burada bugün. Bayrama geldi herkesler. Yavaş yavaş dökülüyorlar. Ben hiç gelen olmayacak sandım ama bakalım. Oktay açılışı yaptı. İnşallah bunun da devamı gelecek. Adı Dilber. Yine hoş geldin Dilberciğim. Yenge diye ben şey çekmesin de abim de. Sesim çoksun diye. Çekecek bir şey yok. Bebeği de var maşallah. Allah bağışlasın. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Dilber kızımız tabii ki köyde doğmamış. Kapaklı'dan geldiler. Çerkezköy'den. Kaynım orada oturuyor, küçük kaynım. Allah nasip ederse onlar da köye gelmeyi düşünüyor arkadaşlar. İnşallah gelirler. Biliyorsunuz zaten kayınpederimin evi. Artık hep ona da sormuşlardı zaten. Kayınpederin evinde kim oturuyor, kime kaldı diyenler olmuştu. Tabii ki en küçük çocuğu oğlumuza kaldı. Onun olacak inşallah. Yani onun evi yok burada. Onun olsun tabii ki. Onların da burada bir evi, ocağı. Tabii ev ocağı olsun. Babanın. Ama ben çok mutlu oldum. Hatta konuştuk da onlarla mutfakta biraz. Ben bu bir pilav yapmıştım ya arkadaşlar. Gerçekten onu siz de çok beğendiniz. Hep yazdınız bana Melek Hanım bu pilav nasıl oldu öyle diye. İnşallah bayram günü yine aynı şekilde Allah nasip ederse aynı şekilde öyle onların pilavını aynı yedireceğim yine onlara. Görümcelerim olsun gelirlerse tabii ki gelene hep kapımız açık. Ya buraya toplanırız ya aşağıya toplanırız. Nasıl denk gelirse ben yine pilavımı yaparım belki aşağı giderim. Belki aşağıda yaparım. Güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Hep böyle köyümüz doldu. Köyümüz doldu. Baktım bugün bir sürü arkadaşlarımız, komşularımız geldi. Geliyor da daha da geliyor. Arabalar var ya derler ya otoban gibi çalışıyor. Zaten otoban gibi burası da. Bugün daha, dünden beri daha hızlı arkadaşlar. Çok araç geldi yani, gurbetçilerimiz geliyor. Evin önüne kaynım da, yunlar eltim de geldi. Bir şenlik oluyor, güzel oluyor. Şimdi bunlar gideceklerdi, dedim ki gitmeyin. Burada bir yemek yeriz. Ondan sonra yemeğimizi falan yeriz. Öyle gidersiniz dedim. Şimdi ben de hazırlık yapayım böyle arkadaşlar. Hemen evde ne varsa. Hemen çıkarttım. İşte diyorum ya bizim dolmamız, soframız olmaz. Dolmayı Dilber de sever. Hemen Dilber. Seviyorum abi. Dilber'le biz böyle bir araya gelip çok zaman geçirmedik arkadaşlar. Tabii ki ben düğünlerine falan hep katıldım. Gördüğümüz yerde, buluştuğumuz yerde konuşuyoruz ama bu kadar zaman geçirmedik değil mi? Böyle evet. Uzun süre. Evet. Bayağı 1-2 saat oldu. Zaman geçiriyoruz Dilber'le. Güzel. Hani muhabbetini de çok sevdim. Dedim kızım sen kaç yaşındasın? Söyledi bana. Dedim benim büyük, en küçüğümden de küçüksün. Sen benim kızımsın dedim. Yani elti değil dedim. Şöyle sarmamı bir tencereye alayım. Bu buzlu sarma. Şimdi çözülmesini beklemedim ya bunun. Onu şimdi şöyle şu poşetime şuraya şöyle koyayım masanın üstüne. Hemen ateşe arkadaşlar. Şu şekil. Oo, şimdi sırada sobamızı yaktı. Suyumuz da kaynamak üzere. Tencerenin altı kara oluyor ama arkadaşlar. Hemen telini deterjanla onu yıkıyoruz. Şöyle. Dolmaya taş attık. Şu yine kaynar suyumuz. Şu tabii şuraya. Yine kaynar suyumuz bulunsun burada. Buraya da kompostu koydum böyle arkadaşlar. Ayvadan. Kendi ayvalarımızı doğramış, dolaba koymuştum böyle doğranmış yine. Ayva. Bu da kompost olacak. Ayvalar çiçeğini açtı ama tekrar. Biz kompostu bitirene kadar tabii ki ayvayı bitirene kadar. Ayvayı yedik. Yedik şurası da. Dolmam için sosunu hazırladım. Hem muhabbet ettik içeride. Mutfakta. Şöyle tavaya bir yağımı alayım. Dolma da azıcık yağı seviyor arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse. Ne doğradım sosum için? Pirasa. Pazardan pirasa almıştım. Onun da yemeğini falan yapmaya zamanımız olmadı. Zaten hep caminin altında yiyoruz ya yemeği. Pirasa doğradım. Şöyle pirasasını koyayım. Pirasanın içinde kırmızı biber, yeşil biber, domates,
şöyle dolmama sos hazırlayacağız. Biraz erisin, tereyağı da koyacağım arkadaşlar. Ateş güzel yanarken ateşi boşa geçirmeyeyim dedim. Buzlukta tavuğum vardı, hemen kanadım, onu çözdürdüm. Onu da şimdi patatesler de biraz iri. Bugün 3 günde havalar çok ısıcak. Güzel. İşte bayram da böyle geçer. Bayram gün yağmurlu. Ne? Bayram günde yağmurlu. Sen o şurada sen bir kere deme öyle de. Tamam demiyorum tamam. Onu şuraya kaldırıyorum. Ne oldu paşa? Ne oldu? Şöyle kanatlarımızı da delerek. Ne oldu? O kendi kendine oynuyor. Bizim Oktay'ımız geldi arkadaşlar. Bakalım kızlardan gelen olacak mı? İnşallah. Hayırlısıyla Allah'ım herkesi sevdiklerine, böyle sevenlerine, analarına, bacılarına, kardeşlerine kavuşturmaya nasip etsin. Amin amin. Uy! Ben senden konuşmayayım ya. Ben senden konuşmayayım ya. Bakın arkadaş orada. O yatıyor da. Şöyle biraz sıkıştırayım. Zaten kendini çekiyor bir şeyince. Güneş de sırtımı öyle bir ısıttı ki. He ya. Melek Hanım 6 aydan beri güneş gördüğümüz mü var ya? 6 ay oldu güneş görmedik. Yeni görüyoruz işte. Doğru söylüyorsun. Şöyle kalan patatesleri de arkadaşlar üstüne deyin. Şöyle patatesleri üstüne koyacağım. Bunlar zaten lokum gibi pişiyorlar. Bizim fırınımız burada, sobamız Dilber. Daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli oluyor, doğru söylüyorsun. Şöyle soğanlarımı, biberlerimi de üstüne doğru. Şu şekil. İri iri doğradım soğanları arkadaşlar. Onları da dizdik. Diyeceksiniz tabii ki Melek Hanım onun tuzunu katmadın, yağını koymadınız. Yani nasıl olacak bu yemek? Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Tuzunu şöyle üstüne serpeceğim. Şöyle. Kaşığım büyük değil, küçücük. Çok katmadım tuzunu. Tabii ki fırına salacağım bunu. Üstüne böyle şimdi tereyağısını da koyayım. Şurada bir de tereyağı alıp geleyim. Şunları da gidip hem götüreyim. Şimdi kağıdımı ısladım. Şöyle tereyağını da üstüne bırakayım.
tereyağı bitiyor ama daha hayvanımız doğurmadı arkadaşlar. Kanaldan tereyağı bu. Buzdolabının ta dibinde çıktı. Öyle atmışım. O da iyi geldi vallahi. Bir parça daha var bunun yarısı. İnşallah. Gelenlere böyle yemek yapacağım ondan da. Yanımıza gelenlerimize. Şöyle. O kadar yeterli. Kağıdımı da ısladım. Hiç su falan katmıyorum buna. Kendi zebzenin suyuyla. Tavuğun kendi saldığı suyuyla. Uyumadı bayağı da. Uyumaz mı Gülüz'ün? Çok nadir. Yani uyur da şu an farklı yerdeyiz ya. Dışarıdayız ya. Yerin arıyor değil mi? O bağırıyor. Maşallah. Ne gülecekler benim öyle? Seninle konuştuğumuzu biliyorsun değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. De şöyle arkadaşlar. Kağıdım sana. Bu soba da iyice şey etti ha. Ben ne kadar böyle oldu şu usta? Ben ne kadar bize bir soba lazım. Yok ya bu güzel daha ya. Bunu güzel boyayalım. Yaşlandı yaşlandı. Bu burası ne kadar sertelmiş. Bu yağlandık olmuş. Fırına şey yemeğimizi attık. Dolmamız da burada. Kombus bile koyduk. Yanına da salata. Yine bir çorba. Yaptı yine. Dolmanın suyunu süzeceğim arkadaşlar. Bir kaynasın şöyle. Buz yokluğuna koydum ya. Hem çözülü için daha güzel oluyor. Sosunu da üstüne dökeceğim. Sizlerle beraber yapacağız. Yavaş yavaş. Bu çiçeğimiz çok yakışıklı. Ceylanımız da çok güzel. Maşallah var. Balık gibi. Tattım ben. Ceylan. Kızım. Nasıl bakıyor bak. Hemen adını bile biliyor. Değil mi kızım? Çok tatlım hemen ya. Vallahi. Bu da bir boyuna kafamı ufala diyor. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle. Burada bir tane daha gülkümüz var. Bu buraya yatmış. Bunların yerleri hazırlayacağız arkadaş. Şimdi geliyoruz civcivlere. Bunlar nasıl oldu ben de bilmiyorum. Büyüdüler mi? Küçüldüler mi? Bunların eti çok tatlı bunlar. Oo. Bunlar da büyüdü. Tonla gibi oldu şunlara bak. Oo, çok güzel. Yarış ediyorlar birbirlerine. Bu da siyah.
ayağımı sırıtalım arkadaş. Şöyle gitsinler bakalım. Tıpış tıpış. Şimdi gidelim holla bakalım yumurta var mı? Ama var ama yok, bunu da bilmiyoruz ama. Bakalım ne var ne yok. Bizde pünne ettiler bunlara. Evet arkadaşlar. Dört tane yumurtamız var. Fazla yok. Bir tane zaten gitti. Onları akşam alırım. Biraz daha belki yumurtayın olur. Şunlar ne kadar yakışık. Kovacıklar nasıl olur arkadaşlar şu an? Topaş topaş. Kirazımız da çiçek açtı. Çok güzel. Şöyle salçamı kattım, tereyağı kattım arkadaşlar. Şurada civcivleri göstermeye gideyim mi sizlere? Civcivleri gösterdim, yumurtaları gösterdim. 4 tane yumurta yapmışlar. Öyle mi maşallah? Azıcık tereyağı koydum. Pul biber, salça. Güzelce de kavrulur gördüğünüz gibi. Azıcık da salçayla da kavrulsun şöyle. Dolmamın da suyunu süzdüm. O buzlu suyunu süzdüm. Bir kaynayınca. İşte bunda bu şey var. Tuzumu da atayım. Şöyle üstüne ekleyeyim tuzumu da. Tuzlu olmasın. Olmaz. Tabi tabi. Az şurursa bana bir müsaade. Onu böyle havlu havlu kaynarsa güzel olmaz. Dolma ağır pişecek. Ağır dedin, yavaş yavaş yani. Yavaş yavaş pişecek dolma. Şöyle uzun dolayı atayım. Ne oldu? Kaynar sokayım acaba tavama. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tenceremin dibine acık su koydum. Şeyin gözüne baktın mı? Daha bakmadım şimdi. Oraya beraber bakacağız şimdi. Kuzinenin gözüne yani. Evet. Şeyin demişim. Kuzinenin gözüne bakacağız şimdi. Şurası. Sobanın gözüne. Şöyle tavamda soslar kaynıyorsa arkadaşlar. Kaynar suyum vardı. Onu da dökeyim oraya. Böyle. Gördüğünüz gibi. Mis gibi. Tavanın yolunda yağ kalmasın. Ziyan olmasın. Ziyan olmasın. Evet. Önce. Soslu yine. Dolmamız. Bitsin. Kumbusumu da buraya çekeyim şöyle. O da kaynama özel olmuş burada. Kaynıyor biraz aslında dibinden dibinden. Evet, yavaş yavaş tıkırıyor. Daha şekerine katmadım onu. Daha çok bir kaynasın. Tıkırama yavaşlamış. Şekerine öyle katacağım. Yanına da böyle tabii hemen şimdi değil. Biraz sonra bir çorba yapacağım. Allah ne verdiyse bir lokumumuzla yemeğimize bakalım sizlerle beraber yine. Hanım şu rusta gözünü sev diyor. Bunu yağla. Basına kapağı bile incelmiş iyice. Kağıt gibi. Oo. Evet arkadaşlar. Bu da kaynıyor. Ben buna hiç su falan koymadım. Sadece tuzunu, yağısını attım.
Bu bitsin. Hem bitsin hem şişsin. Doğru söylemiş usta. Şunu sana atayım ben de. Dolmamızı burada fırlayayım. Aynı tabağa yine geri koyacağım üstüne. Şöyle. Dolmamı biraz sonra şuraya kenarlayın acaba. Azıcık da şöyle bir hıhırasın, birkaç hıhırı. Bahçeden kıvırcık alalım. Kıvırcık salatası güzel gidiyor yemeğin yanında. Bir tabak da salata yaparız. Allah yar etmişse. Hadi gidelim şunu işte. Bunlar bitsinler. İçinde puset mi haset mi neyse o maşallah arkadaşlar 6 aylık ama hareketli, çok hareketli, boyu kilosu öyle yok ama iyi yani, kemikli. Bebeğimiz de büyüyor işte. Evet, annesi de almamış bunu beşikten içinde, alsın kucağına da şöyle bir havalandısın hem annesi. He? Nasıl da mutlu oluyor biliyor musun? Hani anne nerede? Anne, Dilber nerede? Dilber, anne. Anne nerede? Anne yok. Anne yok. He? Gel annesi, gel gel gel, al gel oğlunu gel. Gel annesi, gel gel gel. Çal bakalım dedim. Gel. Oo, biter tabii ki. Rahmet. İki dakikada sattı seni, gördün mü? İki dakika bile olmadı. Rahmetli hanım derdi ki, analar çocuklara aynı alaynak gibi gözükürmüş kızım. Bunlar annelerini tanıyor derdi. Hoş. Hoş. Anne oyna. Ne oldu? Ne oldu? Ne istiyor? Çok mu mutlu oldun? Yengeldi diye çok mu mutlu oldun sen ya? Aldı mı seni? Hadi anneye gitsene sen artık. Anneye gidiyor mu? Annesine gitmedi. Annesini sattı. Bir dakika bile olmadı. Sen bırak annesi bunu bana. Ben buna bakayım. Ece su da gelsin bunun yanına. Yok, bana yüzüme dönecek. Ay, başörtümü mü alacaksın sen beni? Ayıp ayıp, kafam açılır sonra. Başörtümü mü alacaksın sen beni? He? Bak bak, oradan sana derler ki, yengenin başından başörtüyü alma sen derler. Senin oyuncağın yok mu derler sana? Öyle derler. Evet. Dünyaya gelen büyüyor. Onun yüzünden olmuş. Şurası kızarmış, pişmişsin mi sen Kenan'la? Kıtı kıtı yapalım mı seninle? He? Arkadaşlar, daha bu kadar çok yavruları valla televizyonlarda bile izliyoruz ya. Tamam, ölüm var ama sevdiği böyle yavruları bırakıp gidenleri Allah ıslah etsin. Valla. Keyfi yani gidiyorlar bunları bırakıp da. Macera peşinde. Neler görüyoruz? Bunlar sapı ya, cennet kuşu bunlar. Eş. Ama aynı babası. Dilber senden hiçbir şey almamış bu. Ama ya babaya benzeyecek, ya anneye benzeyecek. İkisinden birisine benzeyecek. Evet, veyahut da dayıya çekecek. Yok, bazılar diyor ki, işte anneanneye benziyor, işte babaanneye benziyor, işte halaya benziyor. Bence ya baba ya anne, ikisinden birisi. O binde bir diye benzer. Değil mi? Hadi hopucuk atabiliyor musun? Hopucuk. Atıyor mu hopucuk? Evet, sen dolmalar kaynıyor. Dolma kaynıyor. Dolma fakir. Fırında yemeğimiz de pişiyor. Bahçede salata da bekliyor beni alsınlar diye. Kıvırcığımız. Seni ben anneye vereyim, bahçeye gideceğiz, tamam mı? Tamam mı? Hadi. Hoppa. Hadi olmuşsun. Poposuna vur, yukarı yukarı büyüsün. Öyle derler bizde. Çocuğun poposuna şöyle arada bir vur, yukarı yukarı büyüsün. Şu sarmamı evet, biraz daha kenara alayım. Şöyle. Hadi gidelim şurası. O burada hıkırtaması yeter ona. Biz de sıvırcık alalı gelelim güzelcim. Elime içeriden kapatıyorum şurası. Maşallah maşallah. Bak valla çiçekte. Şurası da. Razıya komşu gelene de kıvırcıklar diye çiçeklenecek. Merak diye. Gelin gitse ben de yerim bunları diye bak. Bunu da yer. Hep çiçeğe kalmışlar valla. Maşallah. Maydasının güzelliğine bakın arkadaşlar. Şurada bir kök maydanoz var ama. Şurada bir kucak yaprağı var.
şöyle kıracağım ben şu hırsa. Ha, aynen. Kırabilirsen. Çiçekleniyor ya. Şuna bak. Topaç topaç. Kenarlarından belki gelir yine, anladın? Gelir. Tazesi gelir. Hı. İkmek atar. Öyle mi? He. İki köfte bilen oluyor ha. Yetiyor yani şöyle. Şimdi yeter mi yani? Yeter oy o. İçine havucu girecek, soğanı girecek. Neler girecek daha onun içine? Bunlar da çıkıyor aşağıda. Bunlar çiçek olursa aşağıdakiler çıkıyor. Ben hanım üzümü çevirsene bu yana. Neyi? Yaprak atmış yana. Bu yana doğru çevir. O ucu kuru şu hırsa. Öbürü. Şuna mı? He. Böyle gidecek işte telefara. Hı. Aynen. Bunun çiçeği var Şükrü? Çiçeği var. Mandalina'nın bak. Var var. Çiçek mi oluyor? Çiçek. He, çiçeği var arkadaşlar. Maşallah. Bak şu aşağıya doğru bak. He, hep çiçek herhalde onlar. Bilmiyoruz evet. Da. Öyle çiçek. Mi büyüyor? Çiçek. Hırtana da havluyor ama neye havluysa. Hırtana neye havluyorsun? Çiçeğe. Hayır. Gel oğlum gel. Hep bunlar da çiçeğe kalktılar buralarda bak. Yaprakları tazecik arkadaşlar. Dedim ki alayım. Pamuk gibi pamuk. Pamuk. Şu hırsa pamuk diye ya. Ama kirazda da pıtrak gibi ha. Evet. Çok güzel pamuk gibi açtı o da. Ben evet şuna bak. Bembeyaz. Artık her sene inşallah verir. Başladı ya vermeye. Ben yumurtalar almadım ama. Alırsın. Kalsın değil mi? Kalsın alırsın. Alırım. Baktın mı sen yumurtalar? Baktık 4 tane var. 4 mü var? Olsun Allah bereket versin. Dün 5 bugün 4. Her gün aynı olacak diye bir şey yok. Yok. He. Bu da tahnal. Bu da vermeye başladı. Bu da sefer. Tahnal bu da büyümeye başladı bak, böyle. Bak şey var çiçekleri bak. Çiçek güzel. Mi o? Yaprağı. Gideklenmiş. Evet. Büyüyor yani. Olsun yeter şurası ki. Ben şurada yakayım hemen kıvırcıklarımı da. Tamam. Tazecik. Taze arkadaşlar. Mis gibi. Yaz, kış kıvırcığımız hep oldu. Ben de oturduk böyle, helalı hoş olsun. Bana diyorlar ki Selan mı var diyorlar. Sera değil, açık havada, yaz kış. Bismillahirrahmanirrahim. Annesi de bebeği büyütmeye uğraşıyor. Soner benim birader arkadaşlar. En küçüğü. En küçüğümüz. Ama onu gördünüz ya. Gördüler daha bir önceki bir videomuzda var hani baba hastaydı ya. Var ha. Yok, onda yok musun? Yok musun? Ama şimdi zaman yeni tanı. Kızlar falan vardı herhalde. Kızlar vardı. O zaman arkadaşlara bir selam ver şuradan. Merhaba arkadaşlar. İnşallah bayramımız güzel geçecek arkadaşlar. İnşallah. Herkesin bayramı güzel geçsin arkadaşlar. Aynen. Kıvırcıklarım da güzelce yıkadım. Patatesin fırında pişti arkadaşlar. Ondan sonra kompostum pişti, dolmam pişti. Çorbamızı da akşama yakın yapacağız.
Kıvırcığımı da birazcık suda bekleteceğim. Salla kıvırcığını, böyle bahçe kıvırcığını birinden açısı şöyle bir yarım saat suda bekletiyoruz. Daha güzel oluyor. Güzel oluyor o zaman. Süt tadı falan da çıkıyor. Bıçağım da çok kesiyor. Bunu da Leman bacım getirmişti bana. Selam olsun burada. Fransa bıçağı. Pancar mı yapıyorsun anne? Oğlum bu pancara mı benziyor, baksana. Ne yapayım? Salata yeme hazırlıyorum işte. Şöyle dedim hazırlıkları yapayım ki bir çorbam kalsın. Bunlar bahçeden herhalde. Bir de pilav yaparız yanına. Bunlar evet. Benim pazarımdan bunlar. Evet. Belli zaten. Değil mi? Arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Ana yemeğimiz hazır, dolmamız hazır, salatamız hazır, çorbamız hazır, hepsi hazır. Çorbamız içeride mutfakta. Pancar var mı anne? Pancar, dolma var oğlum. Evet, pancarımız var. Sen geleni sarmadın mı ben? Saracaktım, vazgeçtim. Sarılmış dolma çıkarttım bugün hemen, misafirlerim de gelince. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Böyle birlik, beraberlik, severek, sevilerek, çoluğumuzla, çocuğumuzla, komşularımızla Allah nice bayramlara eldirmeye nasip etsin. Amin. Tabii ki bayram kutlayacağız. Yine de bayramımız buradan mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Kendinize iyi bakın. Dostça bakın. Allah'a ısmarladık.